Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen Fenerbahçe, İsmail Kartal ile çıkışa geçti. Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen deneyimli çalıştırıcı, takımı toparlayarak ikinci sıraya yerleşti ve taraftarın gönlünü kazandı. Ancak yeni sezonda yabancı bir hocayla yola devam etmeyi düşünen Fenerbahçe yönetimi, George Jesus'la büyük ölçüde anlaşma sağladı. Portekizli teknik direktörü kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi planlayan Ali Koç, transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen sarı lacivertli ekip, iddialı bir kadro kurmanın peşinde. Bu sezon ligi ikinci sırada bitirmek isteyen Fenerbahçe, son iki haftada Karagümrük ve yeni Malatya spor maçlarını kayıpsız geçmek istiyor. Bu süreçte hem yerli hem de yabancı oyuncularla görüşmelerini sürdüren Ali Koç, George Jesus'un resmiyete kavuşmasının ardından görüşmelere hız verecek. Henüz yabancı kuralı netleşmese de kaliteli Türk oyuncu sayısını artırmayı amaçlayan Sarı Lacivertliler, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok için Kasımpaşa'nın kararını bekliyor. Öte yandan Sarı Lacivertliler, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için de harekete geçmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Brentford'la temasa geçmek için sezonun bitmesini bekliyor. Galatasaray'la yola devam etmeyecek olan 22 yaşındaki santraforu İngiliz kulübü bonservisiyle yollamak istiyor. Fenerbahçe uygun bir bedel belirlenirse, milli futbolcu ile uzun vadeli bir sözleşme imzalama amacında. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz yaz transfer döneminin son günlerinde Dervişoğlu ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirmişti. Oyuncudan, bon servisimi alırsanız seve seve gelirim, yanıtı alan koç, Brentford kulübünün yüksek para beklentisi nedeniyle transferi noktalayamamıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hedefi bu transferi bir an önce bitirmek. Kanalıma abone olmayı unutmayın.